Söyle ya. Yoksa bu fotoğraftaki kardeşin mi? Ha? Yaşıyor mu Umut? Ne bu? Ben sustukça yaşayacak. Ne bu laflar? Hayal gücün amma geniş senin ya. Öldü benim kardeşim. Bırak lan şimdi. Söylesene. Celal'in yanına bu yüzden mi girdin? Kardeşini mi arıyorsun? Bizim müdür geldi. Şimdi böceği yerleştirecek. Sen takiptesin değil mi? Takip ol. Sarp geldi. Bozuldu mu lan bu? Ne oldu? Hay Allah. Nereye gitti görüntü? Bakayım Celal Baba. Tek bir şey geliyor. Ha. Bunlar Jammer'la kablosuz güvenlik kamerasının sinyalini bozmuşlar. Görüntü gitmiş. Sistemi niye kuruyorsun? Ha benim akıllı evladım. Sıkma kafanı, sıkma. Rahat bırak, rahat bırak kendini. Evet. Müdüre yayın bitti. Şakacı Celal gitti. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel, gel. Diz çök. Güzel yazıyorsun sen ya. Yok kardeşini mi arıyormuşum falanmış filanmış. Celal'in yanına girmemin tek sebebi senin yavşak müdürün. Ayrıca o fotoğraftaki de benim. Yazı da bizim aile sadakatimizi gösterir. Biz konuşmayı sevmeyiz. Susarız birader.
İyi. İyi ya. Zaten kan lekesi olmuş. Belli olmuyor kim olduğu. Sen çakallık mı şimdi misin? Kimi yiyorsun? Aklın sıra beni mi yemliyorsun? Ha? Bana bak, ailemden uzak dur. Ölmüş kardeşimin arkasından hikayeler yazma. Sana mı kaldı lan? Bana ne var ailenden? Fotoğraf almasaydım içeri tıkarlardı seni. Kan örneğin var lan üzerinde. Götünü topluyorum senin. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Böyle teşekkür ediyorum lan. Alacak verecek de kalmadı o zaman. Ödeştik. Ödeştik. Sonuç verdi mi? Öğrenebildin mi misafirin kim olduğunu? Hayır. Celal nasıl olmuşsa uyanmış mevzuya. Böceği buldu. Çok hafif aldık adamı. Çok dikkatli çıktı. Öyledir. İyi ki fark etmişsin gizli kamerayı. Yoksa yanmıştık. Tedbirsiz olma gibi bir şansım var mı müdürüm? Benim açığa çıkmam demek ailemin tehlikeye girmesi demek. Aslanım benim. Böyle devam et işte. Ne yapıp edip o ismi almak zorundasın. Bak, Celal'in bu kadar titizlendiği adam kesin işle ilgilidir. Bakacağım müdürüm, bir şekilde alacağım o ismi. Anlat bakalım, bilgisayar dehası. Kafana aldığın darbeler işe yaramış mı anlayalım. Efendim, bütün kablosuz kameraları söktüm. Yerine kablolu kameralar taktım. Yani bundan sonra kimse bizim sinyalimizi kesemeyecek. Bundan sonra her gün düzenli böcek araması yapılacak. Eğer bir hata daha yapacak olursan... kasap çengeline asarım seni. Anladın mı? Anladım Celal Baba. Şimdi git evi baştan aşağı kontrol et. Anne. Söyle aşkım. Ya ben şu padişahı oynamak istemiyorum. Aa niye? Onun kızını alan Keloğlan'ı oynamak istiyorum. Ay alem. Hadi çabuk ol biraz hadi. Portakal suyu da. Günaydın. Senin bu müdür rahat durmuyor. Say. Durmaz Celal Baba. Ama gördüm ki onu yola getirebilecek tek kişi sizsiniz. Eyvallah. Gülüm. Söyle hayatım. Çocuklar evi kontrol edecek. Ondan sonra yabancı hiç kimse girmeyecek eve. Tamam mı? Merak etme sen. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın Melek abla. Oturup adam akıllı etsene kahvaltını. Acelem var, çıkmam lazım. Sarp, giderken beni de bırakır mısın? Baba, Melek abla da bize gelsin ne olur. Hem arabada prova yaparız. Aa Sarp abi. Çantamı almamışsın. Dur ben getireyim. Ben alırım. Geçin siz. Aa bugün unutmadın değil mi? Neymiş o gülüm? Eski mahallendeki sünnet töreni. Bugün de o değil mi?
Bak işte ya, tamamen çıkmış aklında. Geçen yıl da gitmedim, bir görünsen iyi olur. Bak mutlu oluyor insanlar seni görünce. Bütün hazırlıklar tamam, sünnetçi, müzik, süslemeler hepsini hallettim. Doğru söylüyorsun. Bir görünmeli. Gitmek hal hatır sormak başka. Nihayetinde biz o mahallede yetiştik. O mahallede kebapçı Celal olduk. Ben de gelirim seninle. Gülüm ya, sen gelmesen de ben sana bir iş versem onu halletsin. He? Tabii, söyle hayatım. Şimdi benim çok mühim bir misafirim gelecek. Şöyle güzel, ona özel bir hediye alsan, acıma parayı. Özel bir misafir o zaman. Tamam, hallederim. Ne zaman almam lazım hediyeyi? Vallahi yarına halledersen çok iyi olur. Akşama görüşürüz. Padişah olunca Keloğlan gelip benim kızımı isteyecek ama ben vermeyeceğim. Galiba sen padişahın kızından hoşlanıyorsun. O yüzden mi vermek istemiyorsun? Ya işte bile. Buldun mu kardeşimin izini? Ömer'e fotoğrafı veren adam nerede? Sen bir sakin ol istersen. Olamam müdürüm, sakin. Benim o herifi bir an önce bulmam lazım. Bunlar bir günlük işler değil sen. Aceleye gelmez. Senin baktığın yerden öyle gözüküyor olabilir. Acele etme diyorsun. Annemi hastanelerden topluyorum, haberin var mı? Geçmiş olsun, nesi var? Nesi olacak, benim yüzümden hastanelik oldu kadın. Celal'in yanında olduğunu bildiği her gün eziyet kadına. Bu işlerin şakası olmaz Sarp. En başta ne konuştuk seninle, ne çabuk unuttun? Hiçbir şeyi unuttuğum yok müdürüm. Demem şu ki, kardeşim yaşıyorsa öğrenmem lazım. Annemin yüzünü güldürmem lazım. Bak hala beni dinlemiyorsun Sarp. Bu adamı bulacağım diyorum sana. Şu adamın numarasını ver, bir de ben araştırayım. Hattını iptal etmiş diyorum. Boş konuşmuyorum. Araştırıp bulacağım. İnatçılık yapma ya. İnatçılık deme müdürüm, inatçılık deme. Bu benim hayatımın olayı ya. Umut'la ilgili bu bilgi benim her şeyim. Tamam, bulacağım diyorum sana. O zaman elini çabuk tut müdürüm. Çünkü bu olayın beklemeye tahammülü yok. Araştırıyorum dedim, boş konuşmuyorum. Sabaha akşama bu iş bitecek. Adamın adresini vereceğim sana. Kardeşin yaşıyor mu, yaşamıyor mu illaki öğreneceksin. Beni anla müdürüm. Anlıyorum sen, anlıyorum. Bak bundan böyle bana müdürüm demeni yasaklıyorum. Müdürüm? Müdür yok. Abi diyeceksin. Bundan böyle abi kardeşi. Senin ailen benim ailem artık. Eyvallah. Abi. Şimdi işten bahset bana biraz. Ne durumdayız? Celal karısını misafir için alışverişe yollayacak. Ne yapıp edip öğreneceğim kim olduğunu. Thank you.
neden kapıda duruyorsun? Ay yok, hiç rahatsız etmeyeyim. Ben nasıl olduğunu sormaya geldim Hüsnü teyze. Geçmiş olsun. Nasıl geçti okul? Hadi hemen ellerini yıka, mutfakta yemeğin hazır. Ben geleceğim birazdan. Antika gümüş mü bakıyorsunuz? Hı hı. Anar mısın? Biraz. Yalnız dikkatli olmak lazım. Sanal ortamda gümüş kaplamaların üzerine 925 ayarı vurup gerçek gümüş diye satıyorlar. Memnun oldum. Her şeyden de anlıyorsun demek. Bizim bir arkadaş bu işlerden büyük para kaldırdı. Oradan biliyorum. Demek her işin altında da parmağınız var. Para eden işler diyelim. Öylesine bakıyorum zaten canım. İnternetten alışveriş. Hiç bana göre değil. Başka bir emriniz yoksa çıkabilir miyim? Git. Sarp. Buyurun. Yarın Mustafa'yı okula bıraktıktan sonra gel. Alışverişe gideceğiz. Kapalı çarşıya. Nasıl istersiniz? Ben bir çay daha alabilir miyim? Efendim Sarp. Melek neredesin? İçim dışım şey oldu ya. Niye? Ne oldu ki? Buluşacaktık ya. Aa, ben onu unutmuşum ya. Ya iş çok yoğundu Sarp, kusura bakma. Melek şaka mı yapıyorsun? Mesaj attım sana, almadın mı? Hayır. Fark etmemişim. Ya bugün iş çok yoğundu. Neredesin peki şimdi? Evdeyim. Ama çok yorgunum Sarp. Gelemeyeceğim yani. Gelemeyeceksin. Evet ya. Ayrıca şimdi kapatmam gerekiyor. Sonra konuşuruz, tamam? Bu ne şimdi ya? Üsküdar'da sabah oldu. Sana güzel haberlerim var. Nedir? Peşinde olduğumuz adam vardı ya. Evet. Muhtemel 3 adres buldum. Şimdi onları araştırmaya gidiyorum. 1-2 saate kadar doğru adresi bulup sana ulaştıracağım. Baba adamsın sen var ya, baba adam. Bak beni dinle. Söyle söyle. Ben de sana bugün misafirin kim olduğunu öğreneceğim. Ne yapıp edip getireceğim o ismi sana. Biliyorum koçum, biliyorum. Getireceksin. Şimdi kapatmam lazım. Tamam, sonra haberleşiriz. Haberleşiriz.
Peki Zeynep'in karısından ismi nasıl alacaksın? Henüz bilmiyorum. Ama ne yapıp verip alacağım o ismi. Bak, illa ismi alacağım diye kendini yapma. Dikkatli hareket et, açıklayamda. Bu yol uzun bir yol oğlum. Sen bana güven abi. Bir dahaki buluşmamızda Celal'in kıymetli misafiri kimmiş öğrenmiş olacağım. Bu Halis Erekiye Eşim Hanım. Başka? Bu İran. Başka? Bu da meşhur Kayseri halısı. Özel bir şey istiyorum ben, çok özel. Hay hay, siz isteyin yeter. Ama fiyatı can yakar. Sen arasını düşünme. Oğlum, getir bakalım şunu. İşte bu bir şeye benziyor. Güzel. Niye öyle ekşi ekşi bakıyorsun? Ne düşünüyorsun? Ev için alıyorsanız güzel. Kahvemi uzatır mısın? Ya ev için düşünmüyorsan? Önemli ne için baktığınız. Bir dosta hediye diyelim. Şimdi bu dost erkek mi, kadın mı? O da önemli. Bir erkek. Eğer işin içinde Celal Baba varsa... Yanlış yerde yanlış hediye bakıyoruz derim. Racon ederiz. Ne alakası var canım şimdi raconla bunu? Ne yani? Celal Baba dostuna ayaklar altına serilecek bir hediye mi verecek? Çok biliyorsun. Göster bakalım o zaman ne yapıyoruz? Buyurun. Getirdin bizi buraya. Bakar mısın? Buyurun. Şunu gösterir misin bana? Bir de hanımefendiye göstersene. İyi de niye çakmak alıyoruz? Çünkü bu dost bu hediyeyi her an yanında taşıyacak. Her an Celal Baba'yı hatırlayacak. Ayrıca ben olmazsam sigaranı bile yakamazsın. Mesajı verecek. Böyle düşünmemiştim. Şimdi son bir şey kaldı. Bu hediyeyi daha özel hale getirmemiz için ufak bir dokunuş gerekiyor. Neymiş o? Çakma alacak kişinin adının, soyadının baş harflerini üzerine kazıtacağız. Güzel. Adını bilmiyorum yalnız onun için Celal'i aramam lazım. Dediğim gibi... Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Tamam babam. Kağıt kalem hazır. Yazayım ben. Ya o fasıl bitti.
Şimdi ateşle oynayacağız biraz. Bir yangın çıkacak şimdi. Kül olacak bir yerler. Çok güzel. Ama... elektrik sigortası kısa devre yapmış olacak. Yangın polis kayıtlarına böyle geçecek. Emrin olur baba. Emrin olur. Açmadı. Meleği arayın Yeşim Hanım. Şimdi bana o kızı mı aratacaksın? Belki o biliyordur diye dedim. Kesin biliyordur canım. Celal'in bildiği bir şey onun bilmemesi mümkün mü? Buyur Yeşim. Celal'in misafirin adı soyadı lazım bana. Ne yapacaksın ki? Sana hesap mı vereceğim? Güzel bir hediyeyi özel bir hediyeye dönüştürmek için gerekli. Tamam. Hediye ne peki? Merak ettim de. Bir altın çakmak. Üzerinde de baş harfleri olacak. İyi düşünmüşsün. Ben düşünmedim. Bizim yeni şoförün aklına geldi. İyi. Peki. Sen düşünmüş olsan şaşardım zaten. Bu işte bitti. Alabilir miyiz? Bunu sen oğlum dinlemi yuttun. Akın ışık. Akın ışık. Akın ışık. Köstenceli. Kim bu köstenceli müdürüm? Balığın büyüğü oğlum, balığın büyüğü. Uluslararası bir kaçakçı. Yürü be. Demek Celal Duman Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Çok iyi iş başardın sen. Senin bana var mı söyleyeceğin bir şey? Olmaz mı ya? Bak biliyorum, anneni çok üzdük. Şimdi sevindim ben sabahını. Adresi buldum. Artık kardeşim yaşıyor mu yaşamıyor mu bileceğim müdürüm. Tabii bileceğim. Ya düşünsene ya müdürüm belki de bugün, bu gece kardeşimi anneme götüreceğim. İnşallah. Ya söylediğime ben bile inanamıyorum iyi mi? Umut'u ya Umut'u kardeşimi bulabilirim. Hayatta bundan daha güzel ne olabilir ki? Ha ne olabilir müdürüm? Adres burada. Sen var ya sen çok kral adamsın sen. Senin hakkını ödeyemem.